Değerli izleyiciler, şu anda Hack Agro standındayız. Yanımızda firmanın pazarlama müdürü Sami Toğan var. Kendisi bize firma hakkında detaylı bilgiler verecek. Merhabalar Sami Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sami Bey. İlk önce Hack Agro'yu buradan izleyenlerimize biraz tanıtalım. Ne zaman kuruldu? Yerli bir firma mı? Neler yapıyorsunuz? Evet, Hack Agro firması Mersin menşeli bir firma. 25 yıllık bir firma. 80 yılından beri Türkiye'de faaliyet gösteriyor. 25 yıldır işte ilk başta uluslararası bir firmanın tohum distribütörüydü, ilaç ve tohum distribütörü. Daha sonra son 15 yıldır ise Amerika'dan kendi ithal etmiş olduğu ürünleri Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa'da distribütörünü yapmakta firmamız. Yani aslında bir tane Amerikan firmasının Orta Doğu ve Türkiye distribütörü diyebiliriz Hack Agro için. Yok, Amerika'da 4 farklı eyaletten 6 firmayla çalışıyoruz, ithalatımız var. Bunların dediğimiz gibi Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa'sında ve bazı ülkelerde distribütörünü yapmaktayız şu anda. Peki ürün gruplarına biraz değinebilir miyiz? Hangi alanda hangi ürünler ithal ediliyor? Bizim damlama ve yaprak gübreleri olmak üzere ve bunun haricinde 4 kalemde 4 ürünümüzde biyolojik fungist olmak üzere ürün gamımız oldukça geniş. Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde 22 ziraat mühendisiyle bu ürünlerimizin tanıtımını yapıp daha sonra bayilerimiz aracılığıyla çiftçilere ulaştırıyoruz. Ürün gamımızda damlamadan özellikle çevreye, doğaya, insana zararsız olan ürünleri ithal ediyoruz. Özellikle Amerika'da da patentli aynı şekilde. Doğaya ve çevreye zararsız, tuz, ağır metal içermeyen ürünler bunlar özellikle. Yapraktan da kullanıldığında yine aynı şekilde hem bitkiye hem insana hem çevreye zararsız olan ürünler bunların tamamı. Ve bilim alanından aynı zamanda yüksek verim elde etmek için kullanılan ürünler bunlar tamamıyla. Peki şimdi ziyaretçileriniz geliyor. İthal olduğu için bu ürünler bakış nasıl yani çiftçiler, üreticiler tarafından ürünlere? Şimdi tabii şu anda öyle bir durumda ki tarım sektörü artık maliyetler gittikçe artmakta ve fiyatlar hep düşük fiyatla seyretmekte. Bu yüzden dolayı çiftçi şu anda bir sıkıntı geçiriyor. Şu anda tek amaç da bilim alandan yüksek verim elde etmek ve kaliteli ürün ancak bu şekilde kâra geçmek aşamasında çiftçilerde. Bu ürünlere baktığında istedikleri şudur: bilim alandan yüksek verim elde edebilecek miyiz? Aynı zamanda bu toprakları çocuklarımıza bırakabilecek miyiz? Bunları soruyorlar genelde. Çevreye, doğaya zararlı mı, zararsız mı? Onların üzerine daha çok duruyorlar. Biz de gerekli olan açıklamayı yapıyoruz. Belgelerimizi gösteriyoruz, patentlerimizi gösteriyoruz. Çevreye ve doğaya zararsız olduğunu gösteriyoruz. Ve yaptığımız 15 yıldır yaklaşık 25 farklı üründe bu ürünlerin ispatlanmış sonuçlarını kendilerine gösteriyoruz. Farklı açıdan bakıyorlar tabii kendileri de. Artık son zamanlarda siyasiler de açıklamalar yapmaya başladı organik gübre kullanımı konusunda. Çünkü gerçekten artık toprakta bunu organik gübre kullanımı çok aza indirgenmiş şekilde ve bunlar hep bizim soframıza dönüyor. O yüzden gelecek nesillere daha nasıl sağlıklı ürünler yetiştiririz diye bunların çalışmasını yapmak lazım. Bunlar da işte sizlere düşüyor. Evet, yani bizler de bunun üzerine özellikle duruyoruz. İlk başta çiftçi cebini düşünüyor tabii. Kazanıyor muyum, kazanmıyor muyum diye. Tabii çevreyi falan ikinci plana atıyor ama şu anda çiftçilerimiz de gerçekten bilinçlendi. Bakıyorlar hakikaten çevreye zarar mı? Yani günübirlik düşünmüyorlar artık. Bu topraktan sene de ben verim alacağım diyor. Aynı zamanda kendi çocukları da yiyor bu sebze meyveyi. Ne kadar sağlıklı olursa, bilim alanı ne kadar yüksek verim elde ederse onlar için tabii avantaj ve ülkemiz için avantaj tabii bu durum şu anda. Yani Amerika'da zaten bu çözmüşler bazı şeyleri. Kendi insanları da düşünüyorlar. Bu yüzden 20 yıllık bir çalışma sonucu bulunan ürünler bunlar. İthal ettiğimiz ürünler. Burada da patentleri hala devam ediyor. Türkiye'de de Amerika'da da aynı şekilde devam ediyor. Biz de burada kendi üzerimize düşen bir mühendis olarak, ziraat mühendisi olarak öncelikle çevre, doğa, ülke, daha sonra çiftçinin cebi tabii. Yapmak istediğimiz o. Teşekkür ediyorum Sami Bey. Fuarımıza geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ziyaret ettiğiniz için sağ olun. Biz de sizi teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, şu anda Hack Agro standındaydık. Şimdi Kaan'a bağlanacağız. Bakalım Kaan nerede, hangi standı ziyaret ediyor?